Evet ilk konumuz sarı konumuz için stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Korkut Ulucan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Çevremiz ve yaşam tarzımız dedik ne kadarı ne kadar etkilidir diye başlayalım. <laughs> e tabi çok etkili yani şöyle ki tabi bunu e, şimdi hangi açıdan hangi boyutta ele aldığımız önemli ama e, demin VTR'de de söylediğiniz gibi aslında bizim birçok özelliğimizin altyapısını ayrı bir sistem onun da şekillenmesini ayrı çok farklı bir sistem. E, belirliyor. Aslında bu dediğimiz gibi şekli belirleyen hani farklı bir sistem çok fazla değişkenden, çevre çok fazla değişkenden oluşuyor. Yani burada Hı. bile ayrı bir e, ortam var. Ben birazdan çıkacağım işte arabama bineceğim orada bir ayrı bir ortam var. İşte bütün bu e, şeyler bizim günlük duygu durumları, gelişme çağındaki yaşadığımız olay ortam, e, bizim gelecekteki e, duygu durum gibi kişilik özellikleri gibi birçok şeye etkide bulunuyor. Evet, Gelecek kuşaklara da aktarılıyor herhalde. Ee, ya Şimdi aslında çok enteresan bir şey. İlk böyle epigenetik terimi çıktığında biz de tabii merakla okuyoruz ve bizim de takip ettiğimiz çok çok böyle önemli e, dergiler var, bilimsel dergiler. İlk şunu okumuştum ben, e, özelliklerin bir Beş kuşak yani bir hücre beş defa bölündükten sonra geliyor bu epigenetik özellikler aktarılıyor diye bir Hı -hı. bilgi okumuştuk. Hani onun bilimsel boyutlarını vermişti ama Hı -hı. tabii şimdi e, Seda Hanım bunların e, insanda kontrollü deney yapmak zor. Yani biz hücre kültüründe yapıyoruz, model organizma yapıyoruz, Hı -hı. bilgisayar programlarında belli şeyler yapıyoruz. Ki hatırlayın gene bu SARS-CoV-2 işte o virüs ilk çıktığında biz genetik olarak bunu bilgisayara programda koyduk. Ee, hiçbir patojen özelliği göstermedi ama dünyayı kırdı geçirdi. Yani aslında Hı -hı. E, doğa, e, biyoloji beraber etkileştiği zaman bambaşka cevaplar veriyor. E, o yüzden de hani bu şimdi ne kadar kalıtılır, nereye gider? Evet özellikler var ama hani bunu şöyledir diye kesinlemek çok iddialı Hı -hı. olur. İnsan üzerinde zor bunu yapmak zor. ama örneğin strese maruz kalan bitkiler gen ifadelerini değiştirerek değişen ortama adaptasyon sağlamış. Sonu da, sonra da bunu dört e, nesil ...devam ettirmişler. Tabii. Hatta hatırlarsanız su deneyleri vardı. Biraz daha sert müzik dinletilen su moleküllerinin evet. şekli. Hatta çok da hani ülkemize gelelim bu Çamlıca'da özellikle o vericilere bakan... ...ağaçların hmm. aynı ağacın vericilere bakan tarafıyla diğer tarafa bakan tarafında bile fark vardı. Yani Bu da çok enteresan bir bilgi. E dediğiniz gibi tabii ki de farklar olacak hmm. ama tabii bunların boyutu ne kadar günlük hayata veya ne kadar... E, hayat kalitesini etki ediyor. İşte bunları e, tam olarak anlamlandırmak biraz zaman istiyor. Evet. Bir de yediklerimizle ilgisini tabii çokça merak tabii, ediyoruz. Evet. Özellikle de ebeveynlerin ne yiyip ne içtiğinin e, doğacak olan bebekler çocuklar üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar da var galiba. Doğru. Ne diyor bu çalışmalar? Ee, yani aslında şimdi tabii e, gene e, şimdi biz e, normalde e, Yaptığımız aslında bazı kesisel ve boyutsal çalışmalara vardır ki bunların aslında insan sağlığı ve özellikle e, bir jenerasyondan diğerine aktarılan özelliklerin belirlenmesi aslında çok meşakkatli. Uzun yıllar tutan ama çok değerli verilerdir. E, bunu e, özellikle bu hani kötü dönemlerde e, bu Nazilerin Hollanda'ya uyguladığı o müthiş bir e, ambargo zamanında e, beslenme kıtlığı hı hı. ve o dönemden aslında bizim margarinin zararı veya işte belli besinler daha yararlıymış, belli besinler daha zararlıymış hı hı. aslında onların kökeninde de bazı besin gruplarının kökeninde de o büyük ambargo yatıyor. Ve gerçekten de o ambargo sırasında e, hamile olan e, kadınların e, daha sonra dünyaya getirdikleri çocuklarda Alzheimer gibi e, bazı obezite gibi sistemik hastalıklar çok daha sık oranda görüldü. Evet bu çevresel faktörlerin etkisini gösteriyor ama bunu etkiyi göstermek için tabii ki de öyle evet. sert bir ortama gerek yoktu bunu biz kendi yaşantımızdan da biliyoruz. Ama şu vardır ki tabii ki de çocuk içinde bulunduğu ortamdan etkilenir, etrafından etkilenir. Şimdi ben hep söylerim en zor meslek anne babalıktır. Çünkü çok iyi bir rol modeli olacaksınız. Çünkü sizi çok iyi takip eden, her türlü hareketinizi gören, bakışınızı çok iyi bilen bir sistemi yönlendiriyorsunuz. Evet. Her şeyinizi kontrol edecek yani o yüzden de gerçekten de anne babanın içinde bulunduğu ortamın birçok şeyi sadece yeme içme değil ama tabii sorunuz yeme içme üstüne olduğu için söyleyeyim çok çok etkili çocukta da. Evet. Ne kadar babanın da etkili olduğuna dair babanın yeme içmesi. Çünkü şimdi anne karnında geliştiği için çocuk sanki doğrudan aslında annenin Anneden. beslenme tarzı önemliymiş gibi bakıyoruz. Ama birkaç araştırmada babalar üzerine yapılmış anladığım kadarıyla o da etkiliymiş. Yani e, baba olmadan, çocuk doğmadan önce de babanın ne yiyip ne içtiğinin etkisi olduğunu söylüyor bazı araştırmalar. Şimdi aslında o soru şöyle, e, yani şu doğru sorduğunuzu onu kastetmiyorum. Yani şöyle şimdi... Annenin hamilelik sırasındaki beslenme tarzı, yaşam tarzındaki farklılıklar veya sıkıntılar çocuğa çok daha büyük etki veriyor. O ayrı hani ne <laughs> yediği ne içtiği. Ama sizin e, sorduğunuz soruyu ben şöyle anladım. Hani evet annede belli bir yemek yeme kalıbı veya e, programı babada da var ve bunlar bir şekilde çocuğa geçiyor ki doğrudur. Zaten e, şöyle ki bizim aslında beslenmeyle ilgili en önemli özelliklerimiz genlerimizden geliyor. çevre bunun ...biraz daha modifiye ediyor, hı hı. şiddetini belirliyor. O yüzden de hani biz burada genetiği epigenetikten ayırma lüksüne şansına sahip değiliz. O yüzden de mesela ağzımızda şöyle bir örnek vereyim tat reseptörleri var... ...ve bu tat reseptörleri e, bazı kişilerde çok daha aktif ve sizi biraz daha tatlıya... ...ve o tatlının sizde oluşturduğu vücut tipine yönlendiriyor. O vücut tipi de sizi aslında belli bir mizaca sokmaya çalışıyor. Bakın nasıl birbiriyle bağlantılı olaylar. Bir reseptörün başlattığı olay işte yaş aldıkça... E neden belli tatlara karşı duyarsızlaşıyoruz? İşte burada aslında oradaki reseptörlerin çalışma veya yapısal sorunları ve onun yerine konamama gibi bazı hani biyolojik sıkıntılardan dolayı da belli tabii ki de yaşamsal değişiklikler, dönemsel değişiklikler gösterebiliyoruz. Yani o yüzden de evet genetiğimiz çok önemli. Ne tip beslenme? Kimine? E, tatlı yediremezsiniz ama kimi de e, tatlı yemediği günü günden saymaz örnek Doğru. veriyorum. O yüzden de bu evet genetik altyapı önemli e, ama işte bunun şiddetini, boyutlarını e, biraz daha çevre belirliyor. Hı hı. Peki bu anne baba beslenmesinin diyabet gibi, kanser gibi hastalıklarla ilişkisi saptanmış mı? ya Şimdi şöyle, e, bu... Tabii ki de şimdi diyabetin de bazı gen grupları var. Bu gen gruplarındaki varyasyonlar sizi çok daha diyabete yatkın kılıyor. Ama diyabet için işte hani ben tip 2'den bahsedeyim. Hani tip 1 biraz daha genetik boyutta daha önemli ama tip 2 biraz daha çevresel faktörlerin bizi şekillendirmesiyle tabi e tabii bunun görülme yaşı da çok çok önemli. Artık maalesef belli hastalıklar çok daha erken yaşlara geldi. İşte o hal böyle olunca evet genetik sistemin önemi ama bizler işte epigenetik görüş şunu söyler genleriniz kaderiniz değildir. Kısmen doğru. Tek gen hastalıkları için bunu siz söyleyemezsiniz çünkü o gende bir problem varsa er ya da geç ama şu vardır ki gerçekten de epigenetik yani çevresel faktörleri biz biraz daha modüle ederekten yani hastalığın belki şiddetinde bile az bir hani daha az şiddetli geçirmeye neden olabilir bu tarz düzenlemeler. O yüzden bu görüş kısmen doğru ama bizim asıl korktuğumuz veya cevap bulamadığımız epigenetiği devreye soktuğumuz, multidisipliner çalışmaları devreye soktuğumuz olaylar, multifaktöriyel durumlar. Ne gibi işte birçok gen grubu ve çevresel faktör. Mesela Alzheimer. Hmm. Bir Birçok gen grubu var. Hangisi en önemli? Çevresel faktör. Aa, olur mu çevresel faktör daha önemli? Kime göre, neye göre, nerede? Mesela genetik olarak birçok aday gen var. Hani biz bir mesela siz bana gelseniz ya ben Alzheimer'dan korkuyorum bir gene bakarım sizde ve derim ki ya Seda hanım e, Alzheimer'lıların yaklaşık yüzde bir buçuk ikisinde bu e, yatkınlık geni var. Hani sizde de bundan bir tane var iki. De. Mesela bende bir tane var ondan e, siz... o genden mesela <gülüyor> kendime <gülüyor> baktığımda. Ama şuna söyleyeyim e, toplum Nijerya o aday allel en yüksek oranda oranı en düşük oranda ülkelerden birindeyiz. Nasıl olmuş mesela bu çevresel o faktörlerde? Dediğiniz, evet işte yani o... birçok etkenin bir araya aynen, gelmesi aynen, ve biyolojiklere onu da herhalde kesinlikle kolay değil. kesinlikle. Şimdi bakın bu epigenetik herkesde bir merak uyandırıyor. Çünkü bilinmez. İnsan niye merak eder? Bilmediğine merak eder. Hı hı. Biz şimdi genlerimizi biraz daha e, kapsamlı, detaylı, fonksiyonel, e, yapısal gördükten sonra e, artık bunların birbiriyle etkileşimleri ve kim bunu nasıl modüle ediyor, yani düzenliyor, onları araştırmaya başladı. Epigenetik böyle çıktı. Tabii ki de e, farklı olaylar da var, hastalıklar da var, belli bir meslek grubu evet. bu, bu epigenetiği ön plana çıkardı. Ama biz şunu gördük ki aslında e, epigenetik e, kolay kolay çözülebilecek bir alan değil şu anki yaklaşımla. E, ben hep şunu söylerim işte insan genom projesi işte 90'da resmi başladı. İşte 2003'te de resmi bitti ve dediler ki biz yapacağımızı yaptık. O zamanki başlangıçtaki istenilenle Şimdiki yapılan yer aslında birbiriyle tutmadı. Çünkü çok daha kompleks ve benim bir iddiam Ama var. Ama ne kadar? 20-25 yıllık ee, kadar bir süreden mi bahsediyoruz? Yaklaşık 13 yılda bitirdiler. Tamam. Ama şu ilk 8-9 yıl işte güçler kavgası, para kavgası, hmm. işte sen şu son yıl biraz hızlanmış. Ama şu oldu ki aslında ben hep iddiam şu biz mikron çapındaki hücreyi çözemeyeceğiz. Çözme şansımız yok. Genlerini biliyoruz. Onların ürünlerini biliyoruz, e hadi bilgisayarlar var, ne kadar yük alıyor, şu oluyor hepsini tahmin edebiliyoruz ama çözemeyeceğiz. Çünkü Bu değişken olduğu için mi herkese? Çok fazla yani varyasyon var, çok fazla varyasyon için. var. Yani işte bir epigenetik dediğimizde de 4-5 ana konu var epigenetiğin ve hangisi belki 4'ü ve her birinin içinde 150 faktör var. Hangi kombinasyonlarda birbiriyle etkileşim yapıyor? çok büyük bir yol var önde. Evet. Şimdi biraz daha böyle çocuk bebek odaklı bir bakış açımız var bizim burada. O yüzden ben anne baba beslenme ilişkilerini sormaya çalıştım size. Bir de çevresel faktörler yani dediniz ya epigenetik kaderin hastalıklar kaderiniz değildir ha, mi diyor. Şöyle diyordu. Genler o kaderiniz değil. Evet. E, genler yani kaderiniz. Evet. Hı -hı. Ama tabii hangi durumda neye göre o evet. biraz O noktada tartışılır. herhalde bir noktadan sonra işte o çevresel faktörler giriyor. Evet. Yine bir araştırma erkek çocuk sahibi olma konusunda şöyle bir şey e, ortaya koymuş. Son 40 yılda sanayileşmiş ülkelerdeki erkek çocukların doğum oranı daha fazla artmış. Yani stresli ortamlarda daha çok erkek çocuk dünyaya geliyor gibi yani bilmiyorum nasıl bir geçerliliği var nezdinizde bu araştırmaların ama demek <laughs> ki çevresel faktörler cinsiyeti de mi etkiliyor ya da sizin bize aktarabileceğiniz bu konuda bir bilgi var mı? Şimdi tabii bu biyolojik olarak baktığımızda e, hani erkek mi e, işte kız mı hı hı. hani çıkacağı aslında biyolojik olarak tahmin ediyoruz ama hangi koşulda hangi sperm gider o yumurtayı döller hani bunu bilmek hatta bizim e, köylerimizde varmış galiba hani o e, cinsel birleşme olduktan sonra kadını işte hamam taşına yatırıp hani erkek olsun diye. Ee, hani böyle yaklaşımlar varmış kulağımıza gelen yani ben çok e, bilemiyorum bunları ama tabii ki de şimdi ya istatistik hani kısmen belli şeylerde doğru bilgileri veriyor ama e, stresle işte yeğli kromozom içeren spermin bir anda hızlı gidip yumurtayı bulmasının arasındaki ilişki şimdi... 7 8 faktör vardır. 4'ü 4'üyle tuttururuz. Diğer 3'üyle tutturamayız ama biz hangi açıdan baktığımız burada önemli ama e, bence biyolojik olarak altında çok büyük faktör yattığını zannetmiyorum. Yani o bir e, hatta şöyle epigenetiğe ilginç bir soru vereyim. Gene o e, o dönem bir Hollanda'da yapılmış bir çalışmada e, dedeleri e, çocukluğunda e, obeziteye yakın yaşam sürdüren bireylerin yani torunları yani dedeler bir kuşak, şey. sonrası, bir kuşak yani sonrası, evet. E, şey e, daha sık obez oluyormuş. Şimdi bu niye? Ya e babada bunu... obezde yok, burada var. Mesela bu da çok yani bir e, rastlantısal bir bilgi mi? Hani çok da tekrarlanamadı. Hani bu tarz bilgiler çok dolaşıyor ama e, şey biyoloji şunu diyor ki Y kromozomu içeren sperm giderse erkek olur, X'li olan giderse e, XX dişi olur. Evet. Peki epigenetiğin en çok merak ettiği bugün ne? Ee, herhalde benim de aslında biraz daha içinde bulunduğum durum böyle biraz daha herhalde kaliteli yaşam, ee, daha zinde yaşam ee, işte anti aging denen var işte buna aslında longevity diyenler var farklı şeyler var hani e, galiba biz biraz daha neyi doğru yaparsak daha güzel uzun demiyorum yani yaşadığımızdan zevk alalım daha şu kendimize güvenli olsun. İşte birçok anti aging uygulamaları aslında moleküle kadar indi. E, kişi özel yaklaşımlar yapılıyor. E, hastalıkların şiddetinin demin de ifade ettiğim gibi e, daha az görülmesi e, biraz daha epigenetik yaklaşımla. Herhalde galiba kaliteli yaşam daha bir odağında ama bilimin odağında zaten bu var. Doğru. Her bir sistem kendi içinde güzel kaliteli yaşamın yollarını arıyor. Evet herkes onun peşinde, bilim insanlarından da. O yüzden o yönde çabalar, adımlar bekleniyor doğru olarak.